Sinüzit neden oluşur? Sinüzit bir gribal enfeksiyonla başlayabilir bu. Gribal enfeksiyon iyi tedavi edilmezse, işte burun açıcı spreyler kullanılmaz, işte grip ilaçları içilmezse oradaki akıntının içinde bakteriler bu sefer oluşma. İyi havalı orası anaerob bir ortam oluştuğu için bakteriler yuvalanmaya başlıyor ve enfeksiyonlar oluşabiliyor. Veya kişide bir mekanik bir bariyer vardır burnun içinde. Yani bir kemik eğriliği olabilir veya et olabilir. Bunlar da sinüs ağızlarını en ufak bir gripte, soğuk algınlığında tıkayabilirler. Yine sinüzit oluşabilir. Gripten sonra dolayı, bir enfeksiyon sonrası veya kendi burnun içindeki problemlerden dolayı sinüzit meydana gelebiliyor. Veya şöyle bir şey de var. Hani kişiler işte banyo yapıp soğuğa çıktıklarında veya evet, dışarıda meslek icra ettiklerinde sürekli soğuğa maruz kalındığı zaman da sinüste bir uyarılma ve sürekli bir enfeksiyon durumu da oluyor. Sinüzitten korunma yolları nelerdir hocam? Yani yaklaşık enfeksiyonlardaki korunma tedbirleri aynı. Yani sonuçta beslenmenizi ve bağışıklığınızı iyi tutarsanız daha dirençli hale geliyorsunuz bakterilere ve virüslere karşı. Birinci planda bu olması lazım. İkinci plan, ikinci durum işte soğuklarda bir kere giyimimize, kuşamımıza bir dikkat edeceğiz. Eğer kişi hassassa bu noktada mutlaka beresini falan soğukta takması lazım. Islak saçla yatmaması lazım. İşte duş alıp dışarı çıkmaması gerekiyor. İşte yaz döneminde klima özellikle çok etken. Klima sinüzite ve üst solunum yolu hastalıklarına yol açıyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Kendimizi her şeyden korumamız gerekiyor. Yani önce birinci şey o. Yani önce kendinizi bir bağışıklığımızı bir üst seviyede tutmak lazım. Bu da beslenme ve vitamin takviyeleriyle olabilir.